Herkese merhaba. Bu videoda sizlere NotBlock uygulaması yardımıyla basılı metinlerinizi elektronik ortama, dijital ortama nasıl aktarırsınız ve aktardığınız içeriği nasıl PDF'e dönüştürürsünüz ondan bahsetmek istiyorum. Sevgili dostlar, mobil cihazlar içerisinde birçok bu işlemi yapabileceğiniz uygulamalar var. Fakat ben NotBlock'u daha işlevsel, daha pratik gördüm. O nedenle tercih ettim. Tabii ki öncelikle ne yapacağız? Diğer uygulamalarda olduğu gibi NotBlock'u cep telefonumuza indireceğiz, yükleyeceğiz. Ben Android temelli bir cep telefonu kullanıyorum. Tabii ki siz hangisini kullanıyorsanız, eğer iOS kullanıyorsanız App Store'da veyahut da Harmony kullanıyorsanız da Play Galeri uygulamasını seçebilirsiniz. Nasıl yapacağız? İşte Play Store'u başlatıyorsunuz. Şurada zaten hemen programda görülüyor burada. Şuradaki arama kutusuna NotBlock yazdığınız zaman da çıkıyor. Hemen buradan yükle, yeşil renkli yükle düğmesine basıyorum ve işlemi başlatıyorum. Evet, NotBlock'u cihazımıza kurduk. İster buradaki aç düğmesini kullanarak, isterseniz uygulamalar ekranına girip orada NotBlock'u bulup oradan başlatabilirsiniz. Ben buradan başlatıyorum. Aç düğmesine basıyorum ve NotBlock'u başlatıyorum. Öncelikle tabii ki benden fotoğraf ve medya dosyaları ve diğer dosyaları kullanmaya ilişkin bir izin istiyor. Hemen izin ver düğmesine basıyorum. Karşıma şöyle bir ekran çıkıyor arkadaşlar. Alttaki bölüm önemli. Eğer bilgisayarınızda kayıtlı olan bir görsel üzerinden PDF yapmak isterseniz, bakın burada imaj var. Burada fotoğraf galerisine girip oradaki metin içeren dosyaları, daha önceden bir şekilde kaydettiğiniz dosyaları da yapma imkanı veriyor size NotBlock. Veyahut da şuradan doğrudan doğruya bir kitapta olur, bir yazılı bir rapor çıktısı olabilir, bir çalışmanızın çıktısı olabilir. Onu kullanmak için ne yapacağız? Öncelikle tabii ki dijital ortama aktaracağız. Yani bir nevi fotoğrafını çekeceğiz. Onun için de arkadaşlar fotoğraf çekimi çok önemli. İşte ışığın iyi olması gerekir. Benim şu anda yaptığım gibi akşam saatlerde çekiyorsanız mobil cihazınızın gölgesi metnin üzerine düşmemesi gerekir. Bu bir. İkincisi, açtığım zaman daha net göreceksiniz. Kitabımı hazırladım. Ondan sonra ben dediğim gibi basılı bir metin üzerinde bir çalışma yapacağım. Hemen kamera görüntüsüne basıyorum. Düğmesine basıyorum. Hemen benden bu kez de resim çekmeye, video çekmeye ya da video kaydı yapılması için izin istiyor. İzin ver düğmesine basıyorum ve mobil cihazımın kamerası karşıma geliyor. Hemen yeri gelmişken söyleyeyim, bakın şurada üst kısımda, şuradan göstermiş olayım. Şuradan ışığı ayarlayabilirsiniz. Özellikle akşam saatlerinde veyahut da ışığın yeterli olmadığı bir zamanda yapıyorsanız onu ayarlamanız gerekiyor arkadaşlar. Ben o nedenle ışığı açıyorum ve şöyle kitabımı tutuyorum ve sayfamın fotoğrafını çekiyorum. Hemen şurada bir şey söyleyeyim. Çekime başlamadan evvel sağ alt köşede bir tane tek doküman işareti, bir de arka arkaya doküman işareti görünüyor. Eğer tek sayfadan oluşan bir metni dijital ortama aktarmak istiyorsanız varsayılan o zaten. Eğer bir kitap veyahut da birden fazla sayfadan oluşan bir raporu dijital ortama aktarıp ondan PDF oluşturmayı planlıyorsanız, bu sefer şuradaki sürgüyü şöyle aktarmanız gerekir. Bunu aktardıktan sonra ne yapacağız? Kitabımızın veyahut da rapor çıktığımızın fotoğrafını çekeceğiz. Dediğim gibi fotoğraf çekimi çok önemli. Gölge olmamasına ve görüntüyü iyi ayarlamanız gerekiyor ki iyi bir sonuç alabilirsiniz. Bakın, hemen fotoğrafını çektim. Evet, bu sayfa bu kadar. Ondan sonra bakın şuradaki OK tuşuna basmadan takip eden sayfayı çekiyorum. Mesela şunu çekmiş olayım. Tutulması açısından.
Tuttum. Bunu da çektim. Hadi bir de şunu çekmiş olalım. 3 sayfalık bir doküman yapmış olalım. Bakın şöyle. Tutuyorum. Ve bastım. Arkadaşlar burada çıkmadı ama eğer dokümanın sizi tam olarak ekran ayarlayamadığınız durumlarda boyutlandırmayı sağlayan şeyler çıkıyor, çizgiler çıkıyor arkadaşlar. Bu çizgi sizin şey sağlıyor, boyutlandırmayı sağlıyor. Bütün metnin o bölüme metni dönüştürebileceğiniz alanı sığdırmayı sağlıyor. O önemli. Ben tabii ışığı ayarladığım için, alanı ayarladığım için o çıkmadı. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar, bakın şuradaki ok tuşuna, okey tuşuna basarak işlemimi onaylayacağım. Onayla düğmesine bastım. Bakın, filtre vesaire renk tarzı ayarlamalar var burada. İsterseniz buraya girip bunları ayarlayabilirsiniz. Bakın, renk düzenlemesi, siyah beyaz mı, renkli mi? Bunları ayarlayabiliyorsunuz. Varsayılan olarak seçecekseniz bunları, ki bence de öyle yapın. Tamam düğmesine basın. Bakın, çektiğiniz şeyler, dokümanlar böyle karşımıza geliyor. Bakın, bahsettiğim boyutlandırma pencereleri şu şekilde arkadaşlar. Gördünüz mü? Eğer burada metin dışında kaldıysa, şuradan şöyle bunları değiştirerek arkadaşlar, bütün metnin kare içerisinde gelmesini sağlamanız gerekiyor. Ondan sonra şöyle bastım. Bakın, sonraki sayfa geldi. Bütün sayfalar için bu boyutlandırmayı yapmam gerekiyor. Bakın burada kalmış biraz. Hemen şöyle yukarı doğru çekiyorum. Bütün metnin alan içerisine sığmasını sağlıyor bu şekilde. Ondan sonra diğer görüntü geldi. Bakın burada daha farklı bir şey var. Hemen şöyle boyutlandırıyorum. Çünkü metnin boyutlandırma alanı metnin tam ortasına gelmişti. Şu şekilde bakın. Seçtim. Metninizin özelliğine bağlı olarak bunları gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bu işlemi yaptıktan sonra eğer döndürme işlemleri yapacaksanız buradan döndürme işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Tüm bu düzenleme işlemlerini yaptıktan sonra şuradaki OK düğmesine basıyorsunuz ve artık hazırladığınız fotoğrafları metne dönüştürme işlemi gerçekleşiyor. Bu da arkadaşlar OCR ya da OCR işlemi denir. Tamam mı arkadaşlar? Bakın, tabii burada reklamlar çıkacaktır. Reklamlara kanmayın. Buradan çarpı tuşuna basarak geçebiliriz. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra arkadaşlar, bakın burada bunları resim olarak da paylaşmanıza imkan veriyor Notblock. Şurada bakın daha diye bir şey var. Burayı tıklatın. Bakın burada galeriye kaydet, depolamaya kaydet seçenekleri önemli. Buraya girerek eğer buradaki sayfaları bir JPEG dosyası gibi, bir fotoğraf gibi göstermek isterseniz galeriye kaydet demeniz gerekiyor. Buradan da resim galerisine, mobil cihazınızın resim galerisine bunları kaydediyor. Depolamaya kaydet seçeneğini tıklattığınız zaman ise hazırladığınız dokümanı PDF'e dönüştürme imkanı veriyor. Biz tabii ki PDF'e dönüştüreceğiz. Depolamaya kaydet düğmesine basıyorum. Bakın buraya girdim. Tabii ki bakın zaten şurada uzantısı da var. Buradan da görebilirsiniz. Bu aşamadayken bile değiştirmeniz mümkün. Burada bakın belge 2 diye yazıyor. Hemen buraya geliyorum. Ve dokümanıma isim veriyorum. Matematik yazıları diyeceğim ama evet şöyle geldi. Şey tanımamış. Neyse sonra değiştiririz. Evet bakın burada dosya boyutunu vesaire görebiliyor. Ve şuradan depolamaya kaydet dediğimde mobil cihazımızın cep telefonuna bunu kaydediyor arkadaşlar.
Bakın artık bu işlem gerçekleşti. Ondan sonra artık PDF için ne yapacaksanız bunları görebilirsiniz. Hemen kontrol edelim cep telefonumuzdan. Bakın girdim. Evet, oluşturduğumuz PDF dokümanı arkadaşlar mobil cihazımızda dosyalarım uygulamasından görebiliriz veyahut da aynı işi yapan başka bir uygulamadan görebiliriz. Notebook'u mobil cihazınıza kurduğunuzda arkadaşlar bakın burada benim cep telefonumdaki uygulamaları görüyorsunuz. Ve şeyi kurduğunuzda Notebook'u kurduğunuzda Notebook klasörü ile beraber PDF dosyalarını kaydedebileceğiniz bir başka klasör oluşturuyor mobil cihazınız. Hemen ne yapacaksınız? Notebook PDF klasörünü tıklatacaksınız. Burayı tıkladığınızda bakın benim hazırladığım, az önce hazırladığım matematik yazıları isimli PDF dosyam burada. Tabii ki bunu şeyde açabilirsiniz, mobil cihazınızda açabilirsiniz. Veyahut da bunu Word'de bilgisayarınıza aktarıp Word'de düzenleyebilirsiniz. Bakın burada parmağım falan çıkmış. Tabii ki bunları sileceksiniz. Tabii ki burada ne kadar iyi çekerseniz görüntünüz o kadar iyi olur. Hemen onu yapmış olalım. Bakın burası da benim bilgisayarım. Hemen bunu şey aktardım bakın. Dokümanlar içerisine aktardım. Buradan görebilirsiniz. Şuradan değiştirme tarihine göre gireyim. Buraya az önce aktarmıştım. Matematik yazıları diye. Evet, şurada bakın. Şu. Cep telefonda ara kablolar veya Bluetooth yardımıyla cep telefonunuzu aktarırsınız. Bunu aktardıktan sonra tabii ki normal PDF Reader'da açabilirsiniz veyahut da PDF düzenleyici başka yazılımlar var. Onları kullanarak da dediğimi yapabilirsiniz. Ama onlardan hiçbirisi yoksa Word'a girin. İster bu şekilde bakın üzerine tıklatıp birlikte aç oradan Word diyebilirsiniz. Veyahut da Word'unuzu başlatırsınız şuradan. Bakın şöyle açmış olayım. Şurada bakın matematik yazıları çıkıyor. Buradan bir uyarı gelecektir şeye ilişkin, PDF düzenlemesine ilişkin. Tamam düğmesine bastığınızda Word içerisinde PDF dokümanı açar ve burada artık bir Word dokümanında yapacağınız bütün düzenlemeleri yapabilirsiniz. Mesela şuradaki parmağım çıkmış, hemen bunu seçip del tuşuna basıp silebilirim. Efendim burada da dilediğiniz düzenlemeyi artık bir Word içerisinde yapabilirsiniz. Ondan sonra bunu ister Word olarak isterseniz de PDF olarak kaydedebilirsiniz. İşte buradaki düzeltmeleri yaptığınızı varsayıyorum. Ondan sonra ne yapacaksınız buradan? İster farklı kaydet deyip buradan Word dokümana veyahut da PDF seçebilirsiniz. Veyahut bir başka yol var. Şurada bakın dışarı aktar diye. Şuradan da göstermiş olayım. Gördünüz mü? Dışarı aktar deyip oradan PDF deyip yaptığınız düzenlemeleri tekrar PDF olarak kaydedebilirsiniz. Evet, umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.